olduğuna hala inanamıyorum. Yaşadıkların tam bir şaka. Aynen öyle. Burada mı kalacaksın? Kalacağız. Ben çok heyecanlı. Kızım bir de bakıyormuşsun, sevgili rolü oynayacağın çocuk çok yakışıklı çıkıyormuş. Aşık oluyormuşsunuz. Aynı dizilerdeki gibi. Kızım nerede bende o şans? Burak ne ki kuzenine olsun? Kesin kendini beğenmiş, serserinin tekidir. Ay tamam, hemen öyle karamsar konuşmaya başlama. Hadi hazırlanıyoruz. Nerede aldıkların? Ay minicik. Aslanım merhaba. Ben otelin kuaförüyüm. Burak Bey gönderdi beni sizinle ilgilenmem için. Önce seni kız arkadaşınla tanıştırayım. Başıma açtığın işlere bak. Ya tamam kuzen ya. Bir akşam idare edemiyorsun beni. Da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir belki de tesadüflere inanmalı. Belki inanmasan da gerçek olur masallar. Aşk benim. Hazırlanmışsın. Seni kuzenimle tanıştırayım. Volkan Aslı. Biz zaten tanışıyoruz. Ne haber Aslı? İyiyim, sağ olun. Tanışıyor musunuz? Evet. Aslı benim İstanbul'da sürekli gittiğim bir pastanede çalışıyordu. Hadi ya. Tesadüfe bak. Nereden nereye? Sayende. Tamam. Hadi partiye geçelim. Geçelim. Ben çantamı alıp hemen geliyorum. Ay, sanki rüyadayım. Çabuk söyle, ne oldu? Çok mu yakışıklı kuzeni? Ay, görüneceğim diye de bakamadım ki. Ya, çok yakışıklı. Burak'ın kuzeni Volkan Gonca. Benim Volkan, inanabiliyor musun? Ne? Bomba. Yok artık. Ya şşt, sessiz ol, duyacaklar. Kızım, bu işaret değil de ne? Şu an resmen sevgilisiniz ya. Evet, yalandan ve sadece bir geceliğine. Aa yeter, yine başlama. Bu hayatının fırsatı, iyi değerlendir, delirtme beni. Tamam, çok beklettim. Sana da erdemle bol şans. Bak iyi çocuk ol, sakın üzme onu, tamam mı? Sen nerede mesaj at. Kusura bakmayın, beklettim. Sorun değil. Efendim Müdür Bey. Volkan Bey. Burak Bey bir müşterimizin aracını alıp gitmiş. Müşterimiz şu an odamda ve çok sinirli. Konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Hemen geliyorum. Arabanın sahibi müdürün odasındaymış. Ne diyeceğiz şimdi adama? Abartmasın da. Masrafı neyse karşılarız. Ya bu mu yani? Onu zaten yapmak zorundayız. Başka ne yapacağız yani? Ya ben kime ne soruyorsam. Oğlum bıktım senin arkanı toplamaktan. Ya
Tamam kuzen ya, abartma. Neyse hadi siz partiye geçin. Orada görüşürüz. Tamam, geç kalma. Hepsi senin yüzünden. Arabaya çarpmış olsaydın. Bence benimle uğraşmak için doğru bir zaman değil. Tehdit ha. Sen yarın öbür gün bana şantaj da yaparsın. İstediğin an vazgeçebilirsin. Ay! Ay ya, bana laf yetiştireceğin önüne bak. Alışık değiliz herhalde ondan. Bu geceyi bir atlatalım da. Evet, ilk defa seninle aynı fikirdeyim. Konuşma da önüne bak. Hadi canım. Şu an bir şey istemiyorum. Herkes gelsin daha sonra. Siz? Soda lütfen. Ben getiriyorum. Bence de. En doğrusu soda içme. Benimle uğraşma istersen. Ne dedim şimdi ya? Sen de her şeye sinirleniyorsun. Seni düşünmek de kabahat. Tabii eminim öyledir. Allah'ım bu gece bir an önce bitsin de senden hemen kurtulayım. Al benden de o kadar. Nasılsın abi? Bırak! İstemiyorum, bırak! Bırak başımı! Bırak! Ay! Öldüreceğim lan sizi! Çek! Ay o burada! Kim burada? Ya geçen gece barda kavga ettiğimiz bizi kovalayan adam. Ne? Nerede? Oğlum bu bardaki çocuk lan. Allah kahretsin gördü bizi. Geliyorlar. Ya ne yapacağız? Tabii ki kaçacağız. Yük altında olursa babam beni kesin öldürür. Yürü yürü yürü. Yarın yine manşetlerde olmaya hiç niyetim yok. Ya asıl aramazsan manşetlerde olacak. Adamı görmedim, bizi öldürecek gibi bakıyordu. Ne kadar öfkeliydi. Açsana Volkan ya. Barış da açmıyor. Ama ben sana polisi arayalım dedim. Vakit kaybediyor. Şimdi arkamızda belirirler. Arayamam. Anında babamın kulağına gider. Ben ararım o zaman. Yok artık. Aferin. Ya inanamıyorum sana ya. Ya isterim olmadı. Sen ne uğursuzsun? Ya niye ben uğursuz oluyormuşum? Asıl uğursuz olan sensin. Telefonum sayende suya düşmeseydi şu an yardım çağırabilirdik. Bence fazla konuşma. Tamam ya, tamam. Burada bekleyemeyiz. Ne yapacağız peki?
şu tekneye kadar yüzeceğiz. Ne? Denize mi gireceğiz? Hayatta olmaz. Ya bak tamam, tamam. Sakin ol. Sen sadece panik yapıp beni batırma, tamam mı? Ben seni tutacağım. Ya batarsam? Aslı, saçmalıyorsun. Tamam. Beni hiç bırakma, tamam mı? Yalvarıyor musun sen bana? Şu durumdan faydalanacak kadar kötü olamazsın. Aslında olabilirim ama bu adrenalini ben bile kaldıramam. Hadi gel. Kimse yok herhalde. Ay ben böyle şansım. Telsizin kablosu kopuk. Hiç şaşırmadım. Ne yapacağız şimdi? Bence burada bekleyelim. Bu durumda seninle karaya kadar yüzmek pek iyi bir fikir olmaz. Ya şu durumda bile dalga geçiyorsun ya, inanamıyorum yani. Ya ne alakası var ya? Yüzme bilmediğin için dedim. Ya tamam bırak, uzatmayalım. Ben bir içeri bakayım. İşimize yarayacak bir şeyler bulurum belki. Şu gıcıkla aynı teknede mahsur kaldığıma inanamıyorum. Aslı! Efendim? Buraya gelir misin? Geliyorum. İstersen kıyafetlerini değiştir. Olur. Ya ne yaptığını zannediyorsun sen ya? Ne yapıyormuş gibi görünüyorum. Bu ıslak kıyafetlerle duracak değilim herhalde. Bana sorarsan sen de soyursan iyi olur. Hasta olacaksın. Ne? Ya sapık mısın sen ya? Amacın ne? Bak yemin ediyorum kılıma dokunursan mahvederim seni. Ya sen harbi hastasın. Benimle sen benim tipim değilsin. Değil, denizde mahsur kalmak, ıssız bir adaya düşsek bile sana dönüp bakmam. İkincisi sen de nasıl bir izlenim bıraktın bilmiyorum ama ben sapık falan değilim. Pardon, hemen gidiyorum. Ya senin burada ne işin var? Tamam, bağırma hemen. İçecek bir şeyler alacaktım. Sen de ister misin? İstemez. Tamam, sinir yapma. Gidiyorum. Ah, kafam. Allah'ın sopası yok işte. Bana Allah'ın en büyük cezası sensin canım. Kusura bakma gerçekten. Ama inan hiçbir şey görmedim.
Bence bu konuyu kapatalım artık. Peki, tamam. Volkan beni çok merak etmiştir. Çağla'yı düşünemiyorum bile. Sinirinden kudurmuştur. Ya bütün bunların sorumlusu benim. Sen de benim yüzümden başını derde soktun. En azından bunun farkında olman güzel. Gerçi senden bu iyiliği isteyen de benim. Sanırım sorumluluğu paylaşabiliriz. Peki ne yapacağız şimdi? Sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Sabahki duruma göre hareket ederiz. Teknenin sahipleri gelince ne olacak? Rezil olacağız. Hırsız değiliz herhalde. Durumu açıklarız. Eminim onlarla anlayışla karşılarlar. Mecbur kaldık sonuçta. Evet, mecbur kaldık. Hadi, inelim de dinlenelim biraz. Burada birlikte yatarız işte. Birlikte mi? Daha neler? O zaman sen dışarıda yatarsın, ben de burada. Niye ben dışarıda uyuyormuşum? Burada benimle yatmak istemeyen sensin. Daha az önce her şey benim suçum demedin mi? Sen de bu sorumluluğu paylaşalım demedin mi? Tamam işte. O zaman ben boylamasını yatayım, sen de enlemesine. Hem beraber yatacağız, hem de o şekilde yatacağız. Hayatta olmaz. Peki, sen bilirsin. Bayağı rahatmış. Tamam, tamam. Hadi geç. Teşekkürler. Çok naziksin. Benim bura afet yeri. Yangında var, depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Gelen benim aşk oyun, ben oyuncak, söyle emrine al. Şu düştüğüm hale bak ya. Kimmiş beni susturacak? Duysun bedalar, taşlar, çok seviyorum demiş miydim? Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim. Toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Αυτή τη φορά προσεκτικά σύνδεσέ το. Να μην χαλάσει πάλι. Εντάξει. Ne oldu be? Sus.
Σε άκουσες τη φωνή? Ναι, ναι, καπιτάνιε. Για να πάω να δω εγώ. Περίμενε λίγο. Σηκώστε τα χέρια σας ψηλά. Εσείς ποιοι είστε και τι δουλειά έχετε εδώ? Yok, yanlış anladınız. Biz dostuz. Friends, friends. Can you speak English? Yok, İngilizce anlamıyorlar. Saf saf bakıyorlar yüzüme. Bizim botumuzun benzini bitti. Sonra denize sürüklendik. Sürüklendik böyle. Buraya sığındık. Yani biz dostuz, iyi insanlarız biz. Adamlar Türkçe bilmiyor. Ne anlatıyorsun? Ama onlar benim mimiklerimden anlarlar ki. Ya olmuyor ama böyle. Sen çok karışıyorsun bana. Tamam, karışmıyorum. Ne halin varsa gör. Siko se da kere esas psila. Pano. Kalk diyor galiba. Siko, Pano, Pano. Hadi Siko. Ver Batiste. Hepsi senin yüzünden. Tekneye binmek senin fikrindi. Ben sana binmeyelim dedim. Ya ne yapsaydık? Gecenin bir vakti denizde mi sürüklenseydik? Karşı adadan çıkardık artık. Şu durumumuzdan daha iyi olur. Demek benimle ıssız bir adada baş başa kalmayı tercih ederdin. Hayır tabii ki. Düşünmek bile istemiyorum. Şu anki duruma şükrediyorum. Bence de. Daha dün geceden beri beraberiz. Bana bir yıl gibi geldi. Zaten bütün gece horlamandan uyuyamadım. Kim? Ya ben mi horluyorum? Ben hayatta horlamam. Bence bu senin horlamana daha çok benziyor. Tabii tabii. Neyse, seni daha fazla utandırmamak için bu konuyu kapatıyorum. Şu an daha önemli bir işimiz var. Şu iplerden hemen kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız ki? Nereye gittiğimiz de belli değil. Çok konuşma da şu ipi çözmeme yardım et. Olmuyor işte. Of Aslı, ne beceriksizsin sen ya. Sen sanki çok beceriklisin. Yapabiliyorsan kendin yap. Yok, bu böyle olmayacak. Yanında kesici bir şey var mı? Cebimde ufak bir çakı olacaktı. Hah, süper işte. Ya kızım manyak mısın sen? Ne işi var kesici aletin üzerimde? Ne bileyim ben ya. Ayrıca doğru konuş benimle. Ne öyle manyak falan? Tamam, tamam. Cırlama hemen. Bak zaten çok gerginim. Bir de sen üstüme gelme. Başımıza ne geleceği de belli değil. Ya korkulacak bir şey yok. Muhtemelen polise ya da sahil güvenliğe teslim ederler bizi. Şu rahatlığına inanamıyorum. Ya ne yapmamı bekliyorsun? En azından polise her şeyi açıklayıp bu durumdan kurtuluruz. Sana söylediğin mantıklı. Ben zaten mantıklıyım da senin beni anlaman biraz zaman alıyor. Burak. Yanaşıyoruz. Neredeyiz ki acaba? Datça'dayız sanırım. İyi bari, fazla uzaklaşmamışız. Γιώργο. Γιώργο. Πάνε και φέρε το Ιουσούφ, να δούμε τι θέλουνε. Εντάξει, καπτάνιε. Ya. Allah'ım sen bize yardım et. Çok korkuyorum. Sakin ol. Ben yanındayım. Sana kimse bir şey yapamaz. Neden teknedesiniz? Oh be. Sonunda derdinizi anlatacak birini bulduk. Siz bana söyleyin, ben onları çevireyim. Şimdi biz kız arkadaşımla botla gezerken benzinimiz bitti. Sonra da sürüklendik. Tekneyi görünce de buraya çıktık. Ya gerçekten kötü bir niyetimiz yoktu. Evet, biz bir şey yapmadık. Ne olur kaptandan da özür dilerim. Bırakın bizi, ne olursunuz. Serbestsiniz. Konuştum. Biraz zor oldu ama ikna ettim. Çok şükür. Sağ olasın.
Zaten biz kötü bir şey yapmadığımızı söylemiştik. Boşu boşuna bağladınız bizi. Ya şu teknede birkaç gün daha kalsak sen bu adamlara kesin Türkçe öğretirsin. Ne çene varmış sende ya? Bir susmadın. Giderek adamları sinirlendireceksin şimdi. Tamam ya, tamam. Sizi buradan aldıracak kimseniz var mı? Var. Şu tekneden bir inelim de. Tamamdır o zaman. Tekrar sağ olasın. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Her zaman bu kadar şanslı olamayabilirsiniz. Haklısın. Ben senin kız arkadaşın mıyım? Bir de adamlara yalan söylüyorsun. Ne deseydim? Senin birinin kafasında şişe kırdığını, sonra da adamdan kaçarken hırsız gibi tekneye bindiğimizi mi? Tamam ya, tamam. Ay Allah'tan birinin kafasına şişe kırdık yani. Sen de sürekli bunu söylüyorsun. Pardon ya, bu senin günlük ritüellerinden biri sanırım. O kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ki. Neyse, tamam. Ne yapacağız şimdi? Önce bir banka bulup para çekelim. Sonra da Volkan'ı arayalım. Bu geceden kalma kıyafetleri de çıkarıp günlük bir şeyler alalım üstümüze. Tamam. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.